Şimdi hayatımızdaki değerlendirmemiz çoğu zaman nasıl oluyor muhterem Müslümanlar? Bakıyoruz mesela bize verilen nimetlere, elhamdülillah diyoruz. Sağlık var, sıhhat var, huzur var, para var, maddi imkanlar var, birçok şeyler var. Ama gözümüz hemen neye takılıyor? Bir iki tane olumsuzluk var mesela. Adam aile kurmuş, çoluğu var, çocuğu var, her türlü imkanı var. Cenab-ı Hak nimetler vermiş. Fakat bir iki tane de imtihan vermiş mesela hayatında. Var. Herkesin farklı imtihanları var. Çocuğu var adamın. Çocuğu engellidir diyelim. Öbürünün çocuğu sağlamdır. Hanımıyla bazı problemleri var. Bazı sevmediği huylar var vesaire falan. Bunları çok fazla böyle büyütüp kafaya takıyorum. Sonra ne oluyor? Sonra şükürsüzlük başlıyor yani. Halbuki muhterem Müslümanlar, her şey dört dörtlük olacak olsa, o zaman burası cennet olurdu. Allah'tan biz cenneti istiyoruz yani öyle olunca. Büyüklerden bir tanesine böyle söylemiş. Yani bu ayette imtihanımız olmasın öyle deme demiş. Efendim. Dua edelim de imtihanın kolay olsun. Çünkü imtihan illa olacak muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak bu dünyayı gerektiği şekilde anlayabilmeyi nasip eylesin. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihan. İmtihanın kolaysa o zaman şükür üzere olacaksın. İmtihansız, sıfır problem bir dünya beklentisi içerisinde olmayacağız. O zaman burası cennet olur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد